Çocukta özgüven gelişimi. Özgüven, insanın kendine güvenme duygusudur. Günlük hayatımız içerisinde yaptığımız her aktivitede özgüvene ihtiyaç duyarız. Resim yapabilmek, şarkı söyleyebilmek, öğrencinin evinden tek başına okula gelip öğretmeni ve diğer arkadaşları ile diyalog kurabilmesi, sınıfta başkan seçilip arkadaşlarına liderlik yapabilmesi bile belli bir özgüven gerektirir. Günümüz toplumunda özgüven kelimesini korkusuzca her şeyi yapabilme gücü olarak düşünsek de aslında bu kavram başarı ile doğru orantılıdır. Fakat çocuğa başarı duygusunu tattırmak biz öğretmenler ve ailelerin elindedir. Başarı kavramını düşünürken bir file ağaca çıkmasını söylediğimizde elbette bunu yapamayacaktır. Çocuğumuzu da başka öğrenciler ile kıyaslayıp başarı ya da başarısız demek yanlıştır. Çocuğun yapabildiklerini onaylamak, bir kitabı anlatırken onu heyecanla dinlemek bile onun kendine verdiği değeri yükseltecek ve özgüvenini artıracaktır. İletişim, hayatımızın vazgeçilmez noktalarından birisidir. Çocuk eğitiminin önemli bir yerini iletişim tutar. Mutlu bir çocuk için onunla etkili bir iletişim kurmak gerekir. Televizyon izlerken ya da elimizde telefonla fotoğrafları karıştırırken çocuğumuz dinliyormuş gibi yapmak etkili bir iletişim oluşturmaz. Çocukla etkili bir iletişim kurmanın en etkili yolu da onu dinlemektir. Anlattığı şeyleri önemsiz şeyler gibi düşünmek onun kendisini değersiz hissetmesine neden olacaktır. Çocuk ile iletişime girerken empati yapmak aradaki iletişimi daha etkili kılar. Ben babamla konuşurken onun bana nasıl davranmasını isterdim sorusunu kendimize sormamız gerekir. Pandemi sürecinden dolayı hem büyükler hem de çocuklarımız evde kalmak zorunda oldukları için özgüven ve iletişim konusunda küçük problemler yaşıyorlar. Aile büyükleri çocukların kendisine daha fazla güvenmesi ve kendisini geliştirebilmeleri konusunda neler yapabilirler? Çocukların evde mutlaka sosyal etkinliklere dahil edilmesi gerekir. Fark edildiği üzere çocukların bizden çok daha az yemek yemelerine karşılık çok daha fazla enerjik olduklarını görebiliriz. Sürekli bir şeylerle ilgilenmek isterler. Kendilerinden farklı gördükleri dünyayı keşfetme çabaları vardır. Televizyonun, tabletin başına oturtulan bir çocuk bir anda tüm dikkatini o alanda çıkan reklamlara, çizgi filmlere verebilir. Bu durum aileler için başarı sanasa da büyük bir yanlıştır. Uzaktan eğitim süreci içinde çocuklarımız yeterince televizyon ve tabletlerle zaman geçiriyorlar. Ev içinde enerji harcayabilecekleri farklı etkinliklere yönlendirmek gerekir. Resim, müzik, tiyatro bunların başında gelir. Çocukla beraber yaşayan aile bireyleri onun güçlü özelliklerini bilirler. Çocuğun güçlü özelliklerini görmezden gelmemeliyiz. Büyüklerinin yardımcı olan çocuğun özgüveni daha çabuk gelişir. Yemek yapmaktan hoşlanan bir çocuk, annesinin verdiği küçük görevleri yaparken kendisini daha mutlu hisseder. Yaptığı işlere yapılan sürekli müdahaleler ise olumsuz bir etki bırakabilir. Domates kesen bir çocuğun her hareketinde ona komut vermek, yaptığı şeyin yanlış ve önemsiz olduğunu düşünmesine neden olacaktır. Bazen kendine bırakmak ve müdahale etmemek, onun dikkatini dağıtmamak, çocuk için olumlu olacaktır. Bu süreçte çocuğumuza verdiğimiz değeri göstermenin en etkili yolu onu denemek ve onunla zaman geçirmektir. Bu konuda çok küçük bir deneme yapabiliriz. Televizyonu ve telefonu kapatıp sanki bir meslektaşımızla konuşuyormuş gibi onu tam karşımıza oturtup son kitabını anlatmasını isteyebiliriz. Sık yaptığınız bir durum değilse önce şaşkınlık geçirecek, sonra sizin onu gerçekten dinlediğinizi görünce daha kolay bir şekilde diyalog kurabilecektir. Ara ara onun konuşmasına katılmalı ve iletişimin karşılıklı olduğu hissini de vermeliyiz. Büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusu asla güncelliğini yitirmeyecek bir soru gibi duruyor. Soruyu soran kişilerin nadir de olsa ciddiye almadan çocuğu dinlediğine tanık olmuşsunuzdur. Sorulan bir sorudan sonra çocuğun hedeflerine sahip gösterilmesi gerekir. Kurduğu cümlede veya söylediği hedefin altında büyüklerini anlatacağı şeyler vardır. Aşırı himayeci olmak. Çocuklarda özgüvenin gelişmemesinin sebeplerinden birisi de çocuğunu çok fazla koruyan aileler olmuştur. Özellikle pandemi sürecinde çocuklarını korumaktan çok
Onlara zorluk yaşayan aileler ortaya çıkmıştır. Çocuğun temizliğini, dışarıya çıkmasını kontrol etmeniz gerekir. Bunun yanında ise elini hiç bırakmamasını isteyen, yanından çocuğunu hiç ayırmayan aileler ise okul zamanında zorluk yaşayacaklardır. Evde ekmeği bile bölmesine izin vermeyen aileler çocukları sürekli kendilerine muhtaç hale getirirler. Çocuk adına düşünen, ona asla yük yüklemeyen aileler aslında eğitim hatası yapmaktadır. İleride küçük bir sorunla karşılaşan çocuk ne yapacağını bilemeden ailesini yanında aramaya başlar. Çocuğun özgüveninin gelişmesi için yapılan hataların başında çocuğu başkaları ile kıyaslamak gelir. Komşunun çocuğu sürekli ders çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun sorusuyla çocuk daha fazla çalışmaya başlamak yerine kendini yetersiz hissederek kendisini rahatsız hissetmeye başlayacaktır. Bu sene okul öncesine ve birinci sınıfa giden öğrenciler adım adım okullara alınacaklar. Önceki senelerde okula başlayan çocuklar heyecanlanırken bu sene okula başlayacak olan çocuklar çok daha fazla heyecanlı olabilirler. Ailelerin bu durumda yapması gereken birkaç şey vardır. Okula başlamadan önce mutlaka okulu ve öğretmeninizi ziyaret edin. Çocuğunuzu konu hakkında bilgilendirin. Süreçten dolayı maskelerin olması, dezenfektanların kullanılması gerektiği hakkında bilgileri onlara hatırlatmanız gerekir. Okula gelen çocuk sınıfa girmekte çekinebilir. Bu durum karşısında ona kızmak, özgüven kaybına neden olacaktır. Sınıfa giren diğer arkadaşları ile kıyaslama yapmak yerine küçük ödüller kullanmak daha olumlu etki yaratır. İnsan gelişimiyle beraber sorumluluk bilinci de gelişir. Sorumluluk bir anda insanda meydana gelen bir duygu değildir. Okul başlamadan önce küçük sorumluluklar verdiğimiz çocuğumuz, okulun başlamasıyla beraber daha fazla sorumluluk üstlenecektir. Çantasını kendinin hazırlaması, sabah kalktığı zaman yatağını düzeltmesi, okuldan gelince ellerini bol su ve sabunla yıkaması onun sorumluluk duygusunu artıracaktır. Verilen sorumlulukları parçalara bölmek daha verimli olabilir. Okula gitmesi için hazır olmasını beklediğimiz bir çocuk kendisini yetersiz hissedebilir. Böyle bir durum karşısında önce kıyafetlerini giymesi, çorabını giymesi, çantasını hazırlamasını isteyebiliriz. Parçalar halinde başarıya ulaşan çocuk başarı duygusunu hissedecektir. Bu tip durumlarda ödül kullanmak çocuğun motivasyonunu artıran bir yöntemdir. Önemli bir davranış kazandırmak istediğimizde davranışın açık bir şekilde anlatılması, ödülün ne olduğu ve ne şartlarda verileceğini söylenmesi gerekir. Aşırı disiplin. Evde sıkı bir eğitim ve disiplin uygulamak çocuğun güvenini kaybettirir. Kişiliği yok sayılır. Özellikle cezalandırma da şiddet yoluna gidilmesi çok büyük bir yanlıştır. Çocuğun örnek aldığı kişinin böyle bir şey uygulaması onun da bu yolda gitmesine neden olur. Model alınan kişi olduğumuzu bilerek çocuğun geleceğini yön vereceğimizi unutmamalıyız. Bu durumun tam tersi şeklinde her yanlış hoşgörüyle karşılamak çocuğun üzerine titremekte onu bencilleştirir. Çocuk her zaman hiçbir şey yapmak istemez ve sürekli büyüklerinden hizmet bekler. Çünkü onun terlemesine bile izin vermeyen, suyunu bile çocuğuna içiren büyükleri vardır. Şunu asla unutmamalıyız. Dayakla büyüyen çocuk dayağa başvurur. Kendine güvenmez ve kendi iç dünyasına çekilir. Yanlış bir durumda karşılaştığımız zaman şiddet uygulamanın, bağırıp çağırmanın bir faydasının olmadığı konusuna değindik. Nasıl bir yaklaşım izleyebiliriz? İstenmeyen bir durum karşısında çocuğumuzu eleştirmek için sandviç yöntemini uygulayabiliriz. Bu yöntem nedir? Meydana gelen olumsuz durumu iki olumlu söz arasına sıkıştırmak anlamına gelir. Dersinden düşük not alan bir öğrencimize öğretmenin Türkçe notlarının çok iyi olduğunu söyledi. Matematikten zayıf almışsın. Sana güveniyorum. Matematik dersinde düzeltebilirsin diyebilirsiniz. Bu çocuğun özgüveninin yükselmesi ve sizinle tartışmaya girmemesi için kullanılabilecek bir yöntemdir. Çocuğa verilen küçük görevler, onu dinlemek, güçlü olduğu konularda aile büyüklerine yardımcı olması özgüveni geliştiren şeylerdir. Tüm bunları yaparken çocuğun sınırın olduğunu, güç ve dayanıklılık konusunda sizlerden çok daha zayıf olduğunu unutmamak gerekir. Verilen hedeflere ulaştığı zamanlarda ödüllendirme yapacağız. Ödüllere de dikkat etmek gerekir. Ödül diyerek salgın günlerinde çocuğun saatlerce dışarıda dolaşması, ona çok zararlı olduğunu bilerek verdiğimiz hazır gıdalar ödül olmaktan çıkacaktır. Çocuğunuzun daha sağlıklı ve özgüvenli olması için ona vereceğiniz en büyük hediye zamanınızdır. Zengin ya da fakir olmanız,
küçük bir çocuğun gözünde değersizdir. Onunla geçirdiğiniz zaman karşılığında çocuğunuzun size ve kendisine verdiği değer artar. Özellikle okul öncesi döneminde okuyan öğrencilerimiz çevreyi ve nesneleri keşfetmek için çabalarlar. Onu cesaretlendirmek gerekir. Keşiflerinde ve oynadığı oyunlarda yanında olmak zeka gelişimi açısından da önemlidir. Öğrencilerimiz çok fazla televizyon ile karşı karşıya geliyorlar. Burada velilerimize düşen en büyük sorumluluk izlediği programlar karşısında seçici olmayı sağlamaktır. Bazı programlar çocuğun kelime hazinesini geliştirip ona katkı sağlarken bazı programlar da onun kafasını karıştırır. Çocukta karakter ve davranış eğitimi. Her çocuk, her öğrenci birbirinden farklı özellikler taşır. O kadar ki aynı sınıfta bulunan ikiz kardeşlerin bile birbirinden çok farklı davrandıklarını açık bir biçimde görebiliriz. Karakterimiz büyük oranla okul yaşına gelinceye kadar şekillenmiş olur. Çocuklar okul kapısından giriş yaptıktan sonra onlar için aile ve okul en önemli şeyler haline gelir. Zamanın büyük bir bölümünü evde geçiren çocuk davranışlarını aile büyüklerini taklit ederek öğrenir. Siz çocuğunuzun kim olmasını istiyorsanız kendinizi o yönde şekillendirmelisiniz. Kullandığınız yüz maskesini elinizle buruşturup sokağın bir kenarına attığınıza şahit olan bir çocuk maskesini atmak için çöp kutusu aramayacaktır. Aile, çocuğun hayatını şekillendiren en önemli sosyal kurumdur. Hayatı ailede öğrenmeye başlarız. İnsanlarla işbirliği yapmayı, elimizdeki ekmeği paylaşmayı, dinlenme vakitlerini yaptığımız hobileri. Günümüz şartları incelendiğinde öğrencilerin okula gelmesinin tek amacı onları bir meslek sahibi yapmak değildir. Öğrenciler yetişkin olmaya hazırlanırlar. Okulda alışveriş yapabilmek, ailesinden düzenli olarak karşı kalabilmek, onun gelecekteki maddi düzeni bir hazırlıktır. Silgisi bittiği zaman arkadaşından ödünç alabilmesi ve eşyası evde kalan bir arkadaşına yardımcı olması gelecekteki yardımseverliğe hazırlıktır. Tüm bu olaylar söz konusu iken uzaktan eğitim sürecinde sosyalleşme konusunda öğrencilerin geri kaldığını düşünebilirsiniz. Evde örnek alacağı kişiler olduğu sürece daha kolay bir şekilde pandemi sürecini atlatabilirler. Yaptığınız küçük işlerde çocuklarınızı görevler vermeniz onun sorumluluk duygusunu artıracaktır. Ne kadar sizinle aynı evde bile kalsa aynı görevi üstlenip sizinle iş yaptığını görünce daha olumlu bir bağlanma yaşayacaktır. Anlatılan tüm bu durumlarda görevlerini yalnızca babaların yapması anneye büyük bir haksızlık olur. Yarın dünyaya bırakacağı çocuğu şekil vermek annenin de görevi, bunun yanında en büyük mutluluğudur. Evin rutin işleriyle uğraşan anne bu zamanlarına çocuklarına yardım alabilir. Yardım sonrasında küçük bir gülümseme ve teşekkür çocuk için bir gurur olacaktır. Bizler çocuklarımızı gözlemlerken çocuklarımızın da bizleri gözlemlediğini unutmamalıyız. İlk araba sürmeye karar verdiğiniz günü hatırlayın. Örnek aldığınız kişi direksiyonu nasıl çeviriyor, viteste yazan yazılar ne anlama geliyor, ayağının altındaki pedallar ne işe yarıyor diye meraklı bir şekilde gözlem yapmışsınızdır. Çocuklar ise sizlerin birkaç günlük merakını birkaç sene boyunca yaşıyorlar. Elinizde gördüğü her şeyi sordukları zamanları hatırlıyorsunuzdur. Araba ile son sürat giderken çocuğunuza aman sen böyle bir şey yapma demek o sözün o anda uçması anlamına geliyor. Sizler çok büyük aynasınız. Çocuklarımız sizlere bakarak o aynada kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Çocukların insan ilişkilerine en çok örnek aldığı kişiler anne ve babalarıdır. Anne ile babanın birbirine olan davranışları çocuğun geleceğini etkileyen bir etmendir. Nezaket gerektiren davranışlarda kaba bir dil kullanmak olumsuz bir örnek teşkil edecektir. Çocuğunuza nezaket kurallarını öğretirken aferin demeniz bu hareketi devam ettirmesine destek olur. Evde verilebilecek basit nezaket kuralları. Evde nezaket kurallarını vermek sanıldığından çok daha basittir. Evdeki büyüklerin bu kurallara bağlı olarak yaşaması çocuk için özel bir çaba sarf etmeden o kuralları hayatta uygulaması anlamına gelir. Müsait olmadığınız bir zamanda su
veya çay istemek için mutfağa seslenmek zorunda kaldınız. Böyle bir durumda yalnızca su diye bağırırsanız çocuğunuza olumsuz örnek olursunuz. Lütfen kelimesine böyle bir zamanda alıştırırsınız. Karşısındaki kişi konuşurken kafası televizyona dönük bir şekilde yalnızca onaylayan birisi olmamaya özen gösterin. Konuşmalar karşılıklı olur. Karşılıklı konuşmalarda birbirine bakmak, sözünü kesmeden dinlemek, en önemlisi de dinlemek gerekir. Çocuğunuz konuşurken onun sözünü kesmeden beklemeniz ve sırrınız geldiği zaman da konuşmanız onun için çok önemli bir derstir. Paylaşmayı öğrenmek ve öğretmek oldukça önemli bir erdemdir. Sosyal hayatımızda paylaşmayı mutlaka yapmalıyız. Paylaşma alışkanlığını kazandırmak mutlu bir aile ortamında oldukça basittir. Bunun sebebi tüm aile yemeği, ekmeği aynı ortamı paylaşır. Bencil davrandığı zamanlarda değil, paylaştığı anları pekiştirebiliriz. Onun için aldığımız bir yiyeceği aile üyeleriyle paylaşmasını isteyip paylaşımdan sonra saçlarını okşamak önemli bir pekiştireç olur. Yemek yemenin temelleri ilk olarak evde atılıyor. Anne ile temelleri atılan bu eğitim büyüyüp masaya oturmasıyla diğer aile üyeleriyle devam ediyor. Çocuk uyarılmadığı sürece başlangıçta bunun bir oyun olarak ardından da taklit olarak görüyor. Masada nasıl oturması gerektiği, çatal ve bıçağı nasıl kullanacağı mutlaka anlatılmalı. Süreçten dolayı temizliğimize en fazla dikkat etmemiz gereken dönemdeyiz. Öğrencilerimiz ve aile büyüklerimiz evden çıkmamak için gerekli özeni gösteriyorlar. Maske kullanımı da oldukça yaygın hale geldi. Tüm bunların yanında çalışma koşullarından ve gündelik ihtiyaçlarımızdan dolayı evden dışarı çıkmak, elimizde olmadan farklı yerlere dokunmak zorunda kalıyoruz. Aynı sorunu çocuklarımız da yaşıyor. Böyle bir durumda çocuklarımızı korkutmadan ellerimizi nasıl ve neden yıkamak zorunda olduğumuzu anlatmalıyız. Süreç geçtikten sonra da hijyen kurallarına devam edeceğiz. Çocukların odalarındaki dağınıklığı toparlamalarını sağlayarak bu alışkanlığı kazandırabiliriz. Çocukların meydana getirdiği dağınıklıktan şikayetçi olan çok fazla ebeveyn var. Onun yaptığı her dağınıklığı toplamak yerine ona nasıl daha düzenli olunacağı öğretilebilir. Kendisine yardımcı olmasını söyleyerek, yapabileceği küçük eşyaları kaldırmasını söyleyerek küçük adımlarla bu işe başlanabilir. Maddi durumu çok iyi durumda olan bir ailede olabilirsiniz. Ailenin makam olarak iyi yerlerde olduğu da olabilir. Çocuğu ailenin makam ve serveti hakkında övünülmemesi gereken şeyler olduğunu öğretmelisiniz. Zenginlik övünülecek bir durum değildir. Bu durumun tam zıttı olarak da fakirlik, yüz kızartıcı, insanlardan utanılacak bir durum değildir. Bu konular hakkında utanmak veya övünmek yerine elindekini paylaşmak üzere konuşmalar yapabilirsiniz. Çocuğumuzun yaptığı nezaket kuralları hakkında konuşurken aile büyüklerinin de yaptığı yanlışlar olabiliyor. Çocuğumuzu yersiz yere övebiliyoruz. Onunla gurur duymaktan öteye geçtiğimiz yerler oluyor. Aslında yapması gereken zamanda yapmış olduğu davranışları bile insanların yanında abartınca çocuk uygunsuz bir tutum geliştirebiliyor. Alçak gönüllü olmak yerine gurur ve kibire teşvik edebiliyoruz. Nezaket konusunda çocuklarımızla meydana gelen problemlerin nedeni nezaket kurallarını zamanında vermemiş olmamızdan kaynaklanıyordur. Nezaket kuralları doğuştan insanla beraber gelen değil, sonradan kazanılabilen özelliklerdir. Bu kuralları çocuğumuza kazandırmak isterken bağırarak elinle yeme demek çocuğu olumlu bir davranışa değil inatçılığa sevk edecektir. Bunların yanında eve gelen misafire hoş geldin diyen çocuğumuzun saçlarını okşamak onu pekiştirir. Nezaket konusunda bilmeyerek de olsa toplum içinde hata yaptığımız zamanlar olmuştur. Aynı problemle çocuğumuz karşılaştığında o anda onu sert bir şekilde uyarmak toplum içinde çocuğun onurunu zedelemek büyük bir yanlış olur. Bu durum çocuğun daha fazla utanmasına, kendini daha fazla dışlanmış hissetmesine sebep verir. Yalan söylemeyen çocuklar için. Çocuk doğduktan sonra merakla, dokunarak, yaptıklarınızı örnek alarak öğrenir. Hayatında yalan söylemeyi görmeyen veya yalan söylemek zorunda kalmayan çocuklar bu çareye başvurmaz.
Bir çocuğun en fazla yalan söylemek zorunda kaldığı zaman, baskı altında kaldığı zamandır. Baskıcı anne veya baba, çocuğun üzerine çok fazla gidince, çocuğun başvurmak zorunda kaldığı yer yalan söylemek olur. İlk başta yalan söylediğini fark ettiğiniz çocuk, baskıcı tutum karşısında yalan söylemeyi düzenli hale getirebilir. Aslında yalan söylemeyi bilmeyen çocuk, bunu insanları gözlemleyerek de öğrenebilir. İşe gitmek yerine birkaç saat daha fazla uyumayı tercih eden birinin patronuna çocuğum hasta olduğundan dolayı gelemiyorum dediği, ona küçük bir çocuğun şahit olduğunu düşünelim. Muhtemelen örnek alabileceği şey yalan söyleyerek daha fazla rahat edebilirim olmuştur. Evde bulunan büyükler çocukların yalan söylemelerinden üzülmek istemiyorlar. İki şekilde bu durumun üstesinden gelinebilir. Öncelik olarak çocuğun üzerine baskı kurmamalıyız. Duran bir vazonun yanında iki çocuk top oynuyor ve kırılmasına neden oluyorlarsa çocuklara bağıra bağıra bunun kimin yaptığını sormak suçu birbirlerine atmalarına neden olur. Yapılan bir yanlış vardır. Topu kimin vurduğunun çok bir önemi yoktur. Kırılan vazoda topa son anda kimin vurduğuyla geriye gelmez. Üzerine böyle bir baskı hisseden çocuk hiç istemediğimiz davranış olan yalana yönelir. Çocuklarda yalan davranışıyla karşılaştınız ve bu durum karşısında çok büyük üzüntü duyuyorsanız davranışı değiştirmek için yapabileceğimiz birkaç şey var. Öncelikle küçük bir araştırma yapmalıyız. Öğrenilen bu davranışın kaynağı nedir? Bir televizyon programı, anne baba, çok sevdiği bir arkadaşı. Yalan söyleme davranışının kaynağı ne ise ondan baskı ve korku ile ayırmak doğru olmaz. Yalan söyleyen bir çocuğa sen yalan söylüyorsun demek yanlış olur. Bunu birkaç defa tekrar ederseniz ben nasıl olsa yalancıyım, bu davranışıma devam edeyim düşüncesini kabullenir. Yalan söyleyen çocuğa küçük hikayeler anlatabiliriz. Bu hikayelerin konusu yalan söylemekle alakalı olsun. Aile içerisinde yalanın ismi pembe yalan, beyaz yalan, şaka diye nitelendirilirse problem çok daha büyük olacaktır. Masumlaştırılan yalan isimleriyle çocuk davranışına devam edecek ve bunun yanlış bir şey olmadığını, yanlış olsaydı ailesinin yapmayacağını söyleyecektir. Bazen bir alışveriş merkezinde çocuklar dikkatini çeken bir şey olduğunda onu elde etmek için ağlarlar. Böyle bir durumda da aile büyüklerinin yaptığı yanlışlardan biri hemen kızmak veya başka bir söz vermektir. Şu anda susarsan sana başka bir oyuncak alacağım. Şu anda bağırmazsan seni parka götüreceğim gibi. Olur da bu sözlerinizi tutmazsanız çocuğun gözünde söz vermenin çok da önemli bir şey olmadığı düşüncesi canlanacak ve yalana daha meyilli olacaktır. Her insanın farklı korkuları vardır. Bunların pek çoğunun kaynağı daha önceki yaşadıklarımızda saklı olabilir. Çocukların eğitimlerinde bazı aileler korku unsurunu kullanırlar. Bu bazen karanlık bir oda olur, bazen tanımadığı insanlar olur. Bu durum çocuğun yalnızca girişkenliğini engellemez, korkularının daha da artmasına neden olur. Çocuğu korkarak eğitmek kadar onun korkularını ciddiye almamak, çocuğun korkularıyla alay etmek de yanlıştır. Problem aile büyüklerinin çözemeyeceği kadar büyümüşse mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Televizyonda izlediği bazı programlardan, kendisine anlatılan bazı öykülerden kaynaklı olabilir. İnsanlar hayatlarında ilk kez karşılaşacakları, ilk kez girecekleri yerlerden korku duyarlar. Bir bebek ilk kez gördüğü tıraş makinesinden korkar. Yaşadığımız bu dönemde birçok yerde konuşulan virüs çocukları oldukça korkutuyor. Ne yapacaklarını bilemedikleri için de okulun açılacağı zamanda, okul zamanında da büyük korku duyabiliyorlar. Okul içerisinde öğretmenler, öğrencilere gereken bilgiyi verecek, onların korumaları için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu konuda ailelere düşen bazı sorumluluklar da vardır. Öncelikle ev ortamında sürekli bu konuyu konuşup çocuğu tedirgin etmemeliyiz. Virüs hakkında konuşurken online kaçmanın zor olmadığı, sosyal mesafeyi koruyup gerekli önlemleri aldığımızda korkmamız gereken bir durum olmadığını bildirmeliyiz.
evde sürekli olumsuz durumlardan bahsetmek siz kadar çocuklarınızı da iyi etkilemeyecektir. Olumsuz konulardan bahsetmek yerine tüm aile kitap okuyabiliriz. Çocuklar kitap okumayı nasıl sever? Çocuklarımızın düzenli kitap okuyan insanlar olmasını istiyorsak ilk yapacağımız şey ona örnek olmaktır. Okumaya karşı olumlu bir tutum geliştirmeye başladığında okuma istekleri de artacaktır. Evde kitap okumayan ve bunun gereksiz olduğunu düşünen büyükler varsa gittikçe kitap okumanın gereksiz olduğunu düşünen çocuklar gelişecektir. Ev ortamında okumaya verilen değer çocuğa açıkça gösterilmelidir. Okunması gereken bir yazı veya günlük takip edilen gazeteler için ailede okuma saati oluşturulup o saatlerde herkes okumasını yapabilir. Evde artık günümüz gereksinimi kabul edildiği için mutlaka televizyon, telefon, bilgisayar benzeri teknolojik aletler vardır. Kütüphane ise ne yazık ki her evde olmuyor. Bulduğunuz ucuz ve çocuğun da okuyabileceği kitaplardan bir kütüphane oluşturabilirsiniz. Bunun yanında evin farklı noktalarına herkesin kolaylıkla ulaşabileceği dergiler koyabilir ve dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz. Çocuklar için seçtiğiniz kitapların mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Gelişim düzeylerine uygun olmalı, resimlendirmeleri yaşlarına uygun olmalıdır. Yaşı küçük çocuklar aynı masalı defalarca kez dinlerler. Sürekli olarak dinlemek isterler. Böyle bir durumda sabırlı davranmalıyız. Kitap okumayı daha eğlenceli hale getirmek için sesli okuma yapıp yarım bırakabiliriz. Çocuklarımızın fikrini sorabiliriz. İnsanlar okumak için gün içinde birçok fırsat bulabilirler. Her bekleme zamanınızda da kitap okumanız, yanınızda bir kitap taşımanız oldukça güzel bir örnek oluşturur. Okuma saatleri evde uygulanabilir. Aile üyelerinin hep birlikte olduğu bir zamanda okuma saati uygulanır. Hayat boyu çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmaları için mutlaka onlara örnek olmamız gerekir. İlk çocuklar, özellikle de tek çocuklar evin odak noktası olurlar. Anne babanın dışında dede ve nineler çok daha büyük sevgi gösterilerine bulunabilirler. Çocuğa zarar gelmemesi için üzerine titrerler. Üzerine çok fazla düşülen çocuğun ileriki yaşlarında sosyal yaşam sırasında problemler ortaya çıkar. Hayata olan hazırlığını yapamadıkları için sosyal hayatta zorluklar yaşar. Sürekli yemeğini hazırlayan, okul çantasını onun yerine düzenleyen, odasını toplayan, gerekirse ev ödevlerini bile yapan aileler çocuğa bir kolaylık sağlamadıkları gibi gelecek hayatlarını zorlaştırırlar. Bu çocuklar ailelerinden ayrılıp günlük hayata karıştıklarında çekingen ve korkak görünürler. Çünkü dışarıda sürekli onun yanlışını düzeltecek aile üyelerinin olmadığını bilirler. Çocuklarını çok fazla destekleyen aileler uzaktan eğitim sürecinde de kendisini ekran karşısında belli ederler. Kameranın ön yüzünde çocuklar görünse de arka planda her yanlışını düzeltmek için bekleyen bir aile üyesi vardır. Çocuk tedirgin bir halde ekrana bakar. Öğretmen söz hakkı verdiğinde aile büyüğü mikrofonun sesini açar ve soruyu çocuktan daha önce çözmeye çalışır. Arka plandan sürekli olarak cevabı ver, şunu da söyle, günaydın de sesleri duyulur. Çocuğunu çok fazla destekleyen aileler o gün için başarı elde ettiklerini sansalar da ilerideki hayatları için çocuğun başarma isteğinde azalma olduğunu göreceklerdir. Aile çocuğu destekleme konusunda vazgeçemiyorsa mutlaka bir uzmandan destek almaları gerekmektedir. Zamanlarının büyük kısmını evde geçiren çocuklar aynı mekanda oldukları için sıkılacaklardır. Peki evimizi uzaktan eğitime nasıl daha uygun hale getirebiliriz? Çocukların içlerinde özgürce keşfedebilme duygusu vardır. Günümüzdeki ev düzenlemelerine baktığımızda çocukların hatta büyüklerin hareketlerini kısıtlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Çocukların yürürken takılabilecekleri sehpalar, her an düşebilecek süsler vardır. Çocuklar merak ettikleri ya da bir oyun aracı haline getirdikleri bu süs eşyalarını düşürüp kırabilir ve etrafa zarar verebilirler. Bunu bilen aile büyükleri sürekli olarak kontrol haline girerler. Çocuğun yapacağı her harekette etrafa zarar verebileceğini düşünerek onu kısıtlarlar. Oysa çocuklar keşfedip rahat hareket edebilecekleri bir eve sahip olmak isterler.
Hepimiz özel olarak tasarlanmış çocuk odaları yapamayız. Fakat çocuğumuzun hayatını kolaylaştırabilecek, daha bağımsız olmasını sağlayabilecek, ders anında dikkatinin dağılmasını azaltacak şekilde düzenleyebiliriz. Öncelik olarak kırılmasından korktuğumuz süs eşyalarını bu süreçte kaldırabiliriz. Ders çalışacağı ve canlı ders yapacağı odasını internetin güzel çektiği oda olarak ayarlayabiliriz. Masanın üzerinde eşya olmamasına ve aynı odada televizyon açık olmaması dersini olumlu etkileyecektir. Tüm bu düzenlemeler yapılırken çocuğun fikrinin de alınması kendisini eve daha ait hissetmesini sağlar. Ev düzenlemesi yaparken amacımız evi daha tehlikesiz bir hale getirmek. Evden çıkamadığı günlerde oyunlar için daha geniş bir alan oluşturmak ve ders çalışma saatlerinde verimli ders çalışabilmeleri için yer oluşturabilmek. Anneler arasında bitmeyen ev gezmelerinde konuşulanlar genellikle çocuklar olur. Bu toplantılarda her zaman aldığı mobilyalardan, yaptığı saçlarına, çocuğun aldığı puandan ödüllere kadar anlatan biri vardır. Bozuk olan psikolojilerini kendilerini överek iyi yapacaklarını sanırlar. Kendini öven bu kişiden sonra eve gelen anneler hırslarını o anda odasında dinlenmekte olan çocuklarından çıkartırlar. Komşunun oğlu tıp fakültesini kazanacakmış. Bizimkinin kitapları daha açılmamış bile. Komşunun kızı evde o kadar çok çalışıyormuş ki annesi gözlerinin bozulmasından korkuyormuş. Bu ifadeler sınavlara hazırlanan aileler tarafından sıkça kullanılır. Kıyaslamayı yaptıklarında kendi çocuklarında bir değişimin meydana geleceğini, çok daha başarılı olacaklarını temenni ederler. Çocuklarda bu tür kıyaslamaların olumlu bir etki yarattığı olmaz. Eğer bir kıyaslama yapmak istiyorsak, gerçekten başarılı olan çocuğun ailesiyle kendimizi kıyaslamalıyız. Onlar günde kaç saat televizyon karşısında duruyor? Bizler günde kaç saat televizyon izliyoruz? Onların kitap okuma saatleri kaç saat? Bizim kaç saat? Oturup hiçbir şey yapmadan uzaktan dünyayı eleştirmek kadar kolay bir şey yoktur. Kendimizi çocuğumuzun yerine koyarak proje ödevleri, okul dersleri, ödevleri, sınav stresi gibi etmenlerle karşı karşıya kaldığımızı düşünelim. Biz o yollardan çoktan geçtik sözünü duyar gibiyim. Hayır, aslında geçmedik. O yol her geçen gün daha zorlu, daha fazla insanın yürüdüğü bir yer haline geliyor. Çocuğumuzu başka çocuklarla kıyaslamak yerine kendimizi onun yerine koyup onu motive edebiliriz. Onunla beraber oturup kitap okumanız ya da onun çalışma saatlerinde telefonla oynamak yerine yanında kitap okumamız onu motive edecektir. Çocuğunuzun ders çalışma disiplinini ona para vererek ona kızarak sağlayamazsınız. Sizi örnek alan bir çocuğu ancak davranışlarınızı etkileyebilirsiniz. Çocuklarda sıkılma. Zaman tekrarı olmayan bir kavramdır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber değeri diğer yüzyıllara göre artmıştır. Yaşamak için çalışmak mecburiyetinde kalan insanlar günlerinin yarısından fazlasını çalışmaya ayırmak zorunda kalmışlardır. Teknolojinin getirdiği olanaklardan biri zaman geçirmektir. Elimize aldığımız tablette girebileceğimiz binlerce web site, oyun, uygulama bulunur. İnternet günümüzün vazgeçilmez haline gelmiştir. Elimize aldığımız telefonun kontrolü bizde sansak da aslında o bizi kontrol altına alır. Reklamlar bile tamamen bizlerin ilgi, alakasına uygun olarak dizayn edilir. Bundan dolayıdır ki küçük bir araştırma için girdiğimiz internet sitesinden konuyla hiç alakası olmayan sosyal medya uygulamalarına geçiş yaparız. Sosyal medya uygulamaları ilk çıkış yaptıkları dönemlerde arkadaşlarımızın yaptıklarıyla ilgilenmemizi sağlardı. Şu anda durum tamamen değişti. Bir sosyal medya uygulamasına giriş yaptığımız zaman ana sayfada birkaç arkadaşımızın fotoğrafını görüyoruz. Daha sonra keşfe çıkıyoruz. Bu alan tamamen size özel hazırlanmış bir yer. Magazin ile ilgileniyorsanız son dakika dedikodusu çıkıyor. Edebiyat ile ilgiliyseniz güzel bir şiirle karşılaşıyorsunuz. Spor yapmaya başladıysanız yeni bir sporcuyu görüyorsunuz. 2 saatin nasıl geçtiğini,
hayatınızdan nasıl çalındığını anlamanız imkansız hale geliyor. Göz ucuyla çocuğunuzun ne yaptığını baktığınızı iddia etseniz de durum kontrolden çıkıyor. Aynı durum her yerde teknolojik ürünlere rastlayan çocuklar için de geçerli. Artık çocuklar sıkılmıyor. Çünkü bu uygulamalar onların sıkılmasına izin vermiyor. İzin verdiği anda çocuk dışarıya oyun oynamaya gider. Bu uygulama sahiplerinin amacı ise insanların telefon başında kalıp kendilerine daha çok para kazandırmaları. Sıkılma kavramına baktığımızda bireyin yaptığı ya da yapmak zorunda olduğu duruma karşı dikkatini toplayamamasıdır. Bir diğer sıkılma kavramı ise hayatı ve yapılan etkinliği önemsiz görmekten geçer. Yaşadığımız zamanlarda sıkılmadan herhangi bir konuda başarılı olma olasılığımız yoktur. Karnemizde notlarımızın iyi olması için ders çalışırız. Bu dönem sıkıcıdır. Üniversitede bir sunum yapmak için saatlerce kütüphanede araştırma yaparız. Bu dönem sıkıcıdır. Öğretmenim bunu anlatıyorsunuz ama günlük hayatımızda ne işimize yarayacak sorusu öğrenci sıkıldığı için sorulmuştur. Günde 10 saat çalışan bir işçinin hiç sıkılmadan her dakikasını heyecan içinde geçirmesinin, evde 2 saat boyunca temizlik yapan bir annenin her dakikasını sıkılmadan geçirmesini beklemek yanlış olur. Fakat internette çok fazla uğraşan çocuk her an sıkılmadan yeni bir haberle karşı karşıya gelecek, hiç sıkılmayacaktır. Belirli bir zaman sonra bağımlılık haline gelen bu etkinlik yüzünden çocuklar sıkılmamayı hedefler. Çünkü bir zaman sonra önemsiz hale gelir. Bu durumda başarısızlığı beraberinde getirir. Sıkılma algısı günümüzde olumsuz bir kavram olarak algılanmakta. Sürekli etkinlik değiştirerek sıkılmanın önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu durumun önüne hedefler koyarak geçmemiz daha verimli olacaktır. Hedefi olan insanlar hedefine ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar. Sıkılma algısı onlar için önemli değildir. Problemli internet kullanımı, aşırı internet kullanımı, düzensiz internet kullanımı kavramlarının tamamı internet bağımlılığı ile aynı anlama gelir. Olumsuz etkilerini bildikleri halde internet kullanımını bırakamazlar. Ülkemizde ise ne yazık ki bu türden bağımlılıklar gençlerde daha fazla görülmektedir. Öğrenci bağımlılığı yüzünden uykusuz kalır. Okul derslerinde düşüş yaşar. İnternetsiz hayatı sıkıcı bulur. En kötüsü de hayatı sıkıcı bulur. Eğer çocuğunuz sizinle konuşurken bile sizi kısa cevaplarla geçiştirip elindeki teknolojik alete bakıyorsa acilen bir çözüm aramanız gerekiyor demektir. Sıkılmadan başarılı olabilmek güçlü hedeflerle mümkündür. Benim çocuğum çok iyi okullarda okuyacak. Her kesimden aile çocuğunun ileride mutlu bir yaşam sürmesini istiyor. Bu dileğin gerçekleşmesi için çocukların mutlaka garanti meslek kapsamında çalışmasını istiyorlar. Garanti meslek diyerek kastettikleri şey doktor, mühendis, öğretmen gibi meslek alanları oluyor. Her insan bu mesleklere sahip olmak için adım atarken ne yazık ki herkesin bu mesleklere sahip olması mümkün değil. Bu konuda ailelerin yaptığı yanlış, daha küçücük çocuklara çok büyük hedefler koyuyorlar. İlköğretim 2. sınıfa giden bir öğrenci, daha mühendislerin ne işle meşgul olduğunu bilmeden ailelerin dayatmasıyla mühendis olmayı hedef olarak seçiyor. Bu hedefe ulaşmak için yapılan yanlışlar da var. Sosyalleşmesi, hareket etmesi, yeni bir spor dalı öğrenmesi gereken küçük yaştaki çocuk, önündeki test kitaplarının içinde boğuluyor. Yapılan en büyük yanlışlardan bir diğeri de kitap okumaya yönlendirilmiyorlar. Ne yazık ki ülkemizde kitap okuma düzeyi hala istenilen düzeyin çok altında. Kitap okumanın gereksiz olduğunu düşünen aileler bile var. Okumayan çocukların sözlük hazineleri gelişmediği için testlerde çok fazla yanlış yapıyorlar. Soruyu anlamadan bir soruyu doğru yapmanın tek yolu fazla şanslı olmaktır. Bu durumda başarısızlığı beraberine getiriyor. Farklı alanlarda kendini geliştirmeye fırsat bulamayan çocuksa gittikçe zorluk çekmeye başlıyor. Çocuğun gelecek hayatında yapacağı mesleği belirlemeye çalışmak büyük bir hata olur.
yol göstermek ise çok daha doğrudur. Aile içinde yapılabilecek en büyük etkinliklerden biri aile arasında yapılan ev ziyaretleridir. Yol gösterici olması bakımından bir akrabanıza gittiğinizde onunla kısa bir röportaj gerçekleştirebilirsiniz. Çocuğunuz meslek hakkında merak ettiği soruları akrabanıza sorabilir. Bu etkinlik yalnızca birkaç dakika sürer. Çocuk için ise önemlidir. Meslek analizi yapar, bir büyüğüyle konuştuğu için özgüven artar. Çocuklarda beslenme. Çocukların gelecek hayatlarında geçirecekleri yaşamın daha kaliteli olması için okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde iştah kontrolünün yapılması gerekir. İştah kontrolü sayesinde gelecek hayatlarında hastalıkları daha kolay atlatabilirler. Obez hastalarında yapılan araştırmalarda bu hastaların ne zaman aç olduklarını bilmedikleri ortaya çıkmıştır. Çocuklar yemek yeme sırasında sürekli bir şeyler içme isteği duyarlar. Bu durumu olumlu veya olumsuz hale getirmek tamamen bizim elimizdedir. Sıvı kalori alımı oldukça kolay ve zararlıdır. Yemek sırasında çocuğumuza asitli içecekler vermemiz onun gereksiz kalori almasını ve ileride aşırı kilo problemlerine neden olabilir. Meyve sularının besin etiketlerini incelediğimizde olması gerekenden çok daha fazla şeker oranı içerdiklerini anlarız. Reklamlara bakarak bu ürünü kullanmaya karar vermemiz çocuğumuz için yararlı değil, zararlı olur. Meyve sularının bozulmaması için ileride kansere neden olan katkı maddeleri ambalajlı ürünün içine koyulur. Yavaş yemek yeme, kişinin yemeğe olan ilgisinin azalmasına yol açtığı gibi hızlı yemek yeme de yemeğe olan ilgiyi artırıyor. Obez çocukların yemek yeme hızları oldukça fazla. Çocuklarda dönemsel olarak aşırı kilo alma başlamışsa alacağınız önlemler içinde yemek hızını azaltmak olabilir. Dikkatini dağıtmaya başladığınızda yemek hızını da azaltırız. Yemek sırasında kural koyabiliriz. Her lokmada çatalı kaşığı yerine koyacak, daha sonra tekrar eline alacak diye. Dikkat dağıtmak için çocukları televizyonun karşısına geçirmemiz veya önüne tablet koymamız ortaya çok daha zararlı sonuçlar çıkartır. Fazla yemek gibi olması gerekenler az yemek de çocuklar için tehlikeli bir durumdur. Az yiyen çocukların bu davranışların altındaki neden araştırılmalıdır. Böyle bir durumda fast food yiyeceklere yönlendirmek hata olur. Çocuğum az yiyor diye sürekli ısrarda bulunmak çocuk üzerine yemek yeme stresini ortaya çıkartabilir. Her yemek masasına oturduğunda sizden bir tepki gelecek diye daha da stres olur. Çok fazla seçici çocuklar günlük yaşamlarını 10-15 besin ile idare ederler. Böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız mutlaka hızlı bir şekilde bir uzmandan destek almanız gerekir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle beraber insanlar daha az hareket ettikleri, yiyecekleri daha hızlı ulaşabildikleri için obezite hızla gün geçtikçe artıyor. Dış görünüş obezite başlangıç anında değiştirdiği için kişilerin özgüvenini büyük oranda düşürür. Ne yazık ki çocuklar bu konuda oldukça acımasız olarak arkadaşlarını akran zorbalığına maruz bırakıyorlar. Çocuklar için anne babalar rol modeldir. Örnek alacakları ilk kişi çocuğun anne ve babası olur. Büyüklerin beslenme ve spor alışkanlıkları çocuklara yansır. Çocuğumuzda obezite başlangıcı varsa kendi hayatımızda düzeltmemiz gereken şeyler de var demektir. Çocuklarda ekran bağımlılığı 0-2 yaşa kadar düşmüştür. Ekranda izlenen reklamlar bize zararlı olan yiyecekleri olduğundan daha masum gösteriyor. Çocuk yağlı, yüksek kalorili yiyecek ve içecekleri ekran başındayken çok daha fazla tüketiyor. Günlük 5 saatin üzerinde televizyon izleyen çocukların obezite olma olasılıkları çok daha fazla. Obezitenin iki temel ana kaynağı beslenme bozukluğu ve hareketsiz yaşamdır. Pandemi sürecinde öğrencilerimizin evlerde kalması onların hareket imkanını kısıtlamıştır. Böyle durumlarda evdeki büyüklerin çocuklara örnek olup egzersiz yapmaları faydalı olacaktır. Ev içinde veya
evin bahçesinde yapacakları egzersizler çocuğun daha sağlıklı olması için büyük bir katkıdır. Televizyon ve çocuk. Televizyon 1980'lerden bu yana evimizin baş köşesinde yer alıyor. Evlerimizi dizayn ederken kendimizi televizyonu göre ayarladığımızın farkına varmıyoruz. Güneşin geliş açısını, hangi saatte hangi programların izleneceğini, gideceğimiz misafirlikleri ona göre ayarlıyoruz. Televizyonun bağımlılık haline geldiğini insanlar tıpkı diğer bağımlılıklar gibi uzun bir süre fark etmiyorlar. Televizyona bağımlı olan kişiler tuvalete gitmek, su içmek, çocuğunun ne yaptığını kontrol etmek için reklam arasını beklerler. Elimizdeki kumandanın televizyonu kontrol ettiği gibi televizyonda bizim hayatımızı kontrol etmeye başladı. Vakit geçirmek, hayatını boşa harcamak için çok iyi bir yöntem olabilir. Harcadığımızın sadece bize değil, çocuğumuza olan etkilerini düşünmek zorundayız. Ders çalış dediğimiz, sonra da karşısına geçip televizyon baktığımızda o anda çocuğun ders çalışmadığının garantisini verebilirim. Sizin boş programları izlerken birine ders çalış demenizin de bir anlamı yoktur. Televizyon izleyen kişilerin belirgin bir özellikleri de izledikleri programları sürekli eleştirirler. Gördükleri ünlülerin sevgilerini, dizilerdeki çarpık ilişkileri, değer görmeyen yayınları. Yanımızda dünyadan bir haber oturan çocuğumuzun benliğine bu olaylar girecektir. Çünkü o ünlüler ulaşılmaz insanlardır. En iyi arabalara binerler. Yüzlerinde hiç kusur olmaz. Çok lüks restoranlarda yemek yerler. Kusursuz vücutları vardır. Dışarıdan bir göz olarak bakalım. Çocuk ilk olarak şunu düşünür. Kendini sevdiği ünlünün yerine koyar. Demek ki ben bu adama benzemek istiyorsam onun gibi davranmalıyım. İzlediğiniz dizdeki gibi bir çocuğunuz olsun ister misiniz? Çocuklar doğar doğmaz televizyonu ile karşılaşıyorlar. Çocuk gürültü yapmasın, ağlamasın denilerek televizyonun karşısına oturtuluyor. Bu kadar rengin olduğu kutuya dalan çocuğa yemek yedirmek, diğer tarafta bulaşıkları yıkamak da kolaylaşıyor. Evinize dışarıdan biri geliyor. Evinizden çok uzun bir süre ayrılmıyor. Her gün çocuğunuza küfür etmesini, alkol içmesini, kavga etmesini öğretiyor. Bu öğreticiye karşı duygularınız neler? Yaka paça adamı dışarıya atarsınız ama televizyonu evinize alabilmek için iki maaşınızı feda edebiliyorsunuz. Televizyona çıkmak için büyük marifetlere sahip olmanıza gerek yok. Hayattaki tek marifeti başka bir ünlünün sevgilisi olmak olan insanlar sanki çok başarılıymış gibi ekranlara geliyor. Ülkemizde ortalama televizyon izleme süresi 4,5 saat. 4,5 saatini çocuğu için ayırmayan, çok çalıştığını, çok yorulduğunu söyleyen onlarca insan tanıyorum. Bir adam çıkıyor, binlerce lira verip yediği yemeği anlatıyor. Bu yemeğin tadını bilmeyen izleyiciler, özellikle çocuklar bu yemeğin mükemmel olduğunu sanıyorlar. Akşam annenin sofraya getirdiği ıspanaklı yumurta beğenilmiyor. Çünkü izlediği dizide, izlediği reklamda çocuklar yapay sütlerden oluşan dondurma yiyor. Düşünülmesi gereken şey, televizyonun bize kattığı bir değer var mı? Aile içindeki kuşak çatışması. Gelenek ve görüneklerimizden biri, aile büyüklerine saygıdır. Her neslin eski genel şikayeti, gençlerin onlara az saygı göstermesidir. Bu yüzden de kuşaklar arası çatışmalar yaşanır. Ortak tecrübelere sahip insan topluluklarına kuşak denir. Genellikle geniş ailelerde kuşak çatışmaları daha fazla görülür. Geçmişten günümüze her gelen yeni nesil daha fazla ilerlemiş, daha fazla gelişmiştir. Nasıl ki eski nesiller gençleri saygısız olarak nitelendiriyorsa, genç nesiller de eski nesilleri çağ dışı olarak nitelendiriyor. Düşünce, yaşayış, kıyafet, hatta yenilen yiyecekler bile birbirinden farklı olduğu için çatışmanın çıkması olağan hale geliyor. Eski nesiller eski hayat tarzlarına daha sıkı sıkıya tutunuyorlar. Bunun nedeni bir ömür sürdürülen hayatın değiştirilme zorluğundan, bunun yanında tüm yakın ilişkilerinin eski kuşağa ait olmasından kaynaklıdır. Kuşak çatışmaları günlük yaşanan bir olaydır. Bazı çatışmaların önemi dahi yoktur. Geniş aileleri yaşamlarda bir evde anne, baba, çocuklar, dede, nene, hatta kuzenler bile olabilir.
Bu tür ailelerde küçük, büyük birçok çalışma kaçınılmaz hale geliyor. Ailede kendini lider olarak belirleyen bir kişi bulunur. Bu genellikle en yaşlı erkektir. Onun kuralları ise genç nesillerin uymakta zorlandığı, hatta birçok olayda anlam veremediği şekildedir. Çatışma çıktığı zaman genç nesilden olan çocuk, birinin araya girmesiyle susturulur. Çatışmalar büyüdükçe psikolojik sorunları da beraberine getirir. Bazı aileler çocukların bir fikrinin olmadığını düşünerek çocuğun düşüncelerini tamamen reddederler. Böyle bir tutum sergilemenin aksine ortaya çıkan bir problemi yüz yüze tartışabilecek ortam kurulmalıdır. Çözüm bulmak amaçlanmalıdır. Çözüm bulmak için bu zor süreçte en etkili yöntem iletişim artırmaktır. Birbiriyle konuşmayan insanlar arasındaki problemi çözmek daha zor olur. Bu yüzden birbirini görmeyen insanlar yıllarca küs kalabiliyorlar. İçeride bilgisayar oynayan torun, bulaşık yıkayan anne, televizyon başında uyuklayan dede, işten çok geç saatte gelen baba, odalarına kapanmış teyzeler arasındaki çatışma gün geçtikçe büyür. İletişimi artırmak bu çatışmaları önlemenin en kolay yoludur. İletişimi artırmak için tüm ailenin bir araya gelerek planlama sorununu ortadan kaldırması gerekir. Bir çocuk bilgisayar oynamak istediğinde baba hayır, dede evet diyorsa çocuk bu çatışmayı kullanarak kendi çıkarlarına uygun davranacaktır. Ev içinde küçük bir planlamayı, örneğin yarım saat kuralıyla bu problem ortadan kaldırılabilir. Sürekli olarak yemek yapıp bulaşık yıkayan anneye tüm aile üyeleri az bir süre bile yardım etse iş yükü çok daha azalır. Sürekli televizyon karşısında uyuklayan dede ile muhabbet ederek hem onun canının sıkılmasını önleyecek hem de gençlerin onun tecrübelerinden yararlanması sağlanacaktır. Kuşaklar arası çatışmalara katılanlar için lise döneminde olan çocuklar üniversite dönemindekilere oranla daha fazladır. Bu tip bir çatışmada ergenlik durumunun verdiği etkiyi göz ardı etmemeli ve sakin olmalıyız. Bağırıp çağırarak çatışmanın önüne geçtiğimizi sansak da daha büyük çatışmalar için yol açmış oluruz. İlkokul düzeyindeki öğrencilerimiz için sakin bir şekilde konuşmak, davranışın altındaki sebebi öğrenmek yapacağımız en akıllıcı davranıştır. Bir önceki neslin yeni nesle dayatma yapılması gerekir. Herkes kurallara uygun davranınca çatışma azalır. Eve sarhoş gelen bir babanın "Asla alkol kullanmayın" sözü ne kadar inandırıcı olabilir? Çatışmalar aileler için kaçınılmazdır. Bu durumu krize değil, fırsata çevirerek birbirimizi daha iyi dinlememiz, oluşan problemi çözmemiz gerekir. Anne babanın teknolojiyi takip etmesi, çocukların kontrollerini sağlamaları açısından verimli olur. Ne yazık ki sosyal medya üzerinden çocuklara kötü davranacak onlarca insan bulunmakta. Kuşaklar arasındaki baskıcı tutumu ortadan kaldırarak birbirlerine daha yakın olmalarını sağlamak kuşak çatışmalarının en aza inmesini sağlar. Problemlerin çözümü için en iyi yol iletişimdir. Çocuk ve spor. Eğitimin farklı zamanlarında farklı kararlar alınabiliyor. Günümüz şartlarında pandemiden dolayı çocuklar sadece derslerinden değil, fiziksel aktivitelerinden de uzak kaldılar. Beden eğitimi derslerinde rekabet olmaksızın öğrencilerin fiziksel gelişimi amaçlanır. İlköğretim öğrencilerinin bulunduğu genişim döneminden kaynaklı olarak eklem ve kas kontrollerinin dengeli gelişmesi gerekir. Spor eğitimi bu noktada bize yardımcı olur. Okul tatil olduğu dönemlerde, bunun yanında uzaktan eğitimin olduğu zamanlarda çocukların beden eğitimi konusunda uzak kaldığı görülmektedir. Çocuk yaşlarda meydana gelen sakatlıklara bakarsak, okulların olmadığı tatil döneminde daha yoğundur. Empati yapabilirsek, sürekli evde zaman geçiren çocuklar olduğumuzu düşünelim. Bu durum oldukça can sıkıcıdır. Çocukların enerjilerini atmaları, bunun için fiziksel bir aktivite ile uğraşmaları gerekir. Spor yapan kişilerle sedanter kişilerin karşılaştırmaların yapılmasıyla spor yapan kişilerin yağ oranları çok daha düşük çıkmıştır. Tembelliğe alışan bir vücut ilerleyen zamanlarda hareket etmek istemeyecek ve gittikçe kilo alacaktır.
Beden eğitimi derslerinin hayatımıza diğer bir katkısı sosyal gelişimdir. Fiziksel etkinliğin yanında çocuk arkadaşları ile geçirdiği 40 dakikada sosyalleşir. Hareketsiz yaşamla beraber metabolik hastalıklar ve obezite sık görülen hastalıklar arasına girmiştir. Çocukların %15'ine şişman tanısı koyulmuştur. Beden eğitimi derslerinin amacı dolaşım sistemi ve kalbin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilmektir. Kalp atışlarının dahi spor yapan kişilerde daha sağlıklı olduğunu düşünürsek beden eğitimi vazgeçilmez bir hale gelir. Spor aktivitelerinin birey üzerindeki etkileri fiziksel ve sosyal yönleri ile sınırlı kalmaz. Zeka gelişimi ile de ilgilidir. Kendine güveni artan çocuk karşısına çıkan ani durumlarda pratik ve hızlı kararlar verebilir. Spor, stres ile başa çıkma yöntemidir. Hayatında spora yer vermeyen insanlar büyük bir stres altına girdikleri zaman bağımlılık geliştirmeyi meyilli hale gelirler. Çocuğumuzu bağımlılıklardan uzak tutmak için spora yönlendirebiliriz. Büyük şehirde öğrencilerin yapacağı spor aktiviteleri daha fazla olsa da küçük alanlarda da bedenimizi geliştirebiliriz. Sürekli olarak hayatlarında spor yapan aileler bu konuda çocuklarına daha iyi örnek olabiliyorlar. Hiç spor yapmamış bir aile çocuğunu yönlendirirken yaşına uygun bir spor türü seçmelidir. Mutlaka ödül de kullanılmalıdır. Ödül kapsamında büyük ödüller düşünmek yanlıştır. Bir öğrenciye aferin bile demek o anki durumu pekiştirir. Pandemi döneminde de evde yapabilecek birçok hareket türünü internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Aile ile beraber hareketlerin yapılması beden eğitimi dersini çok daha verimli hale getirir. Çocuklarda yabancı dil öğreniminin önemi. Bir ülkede ana dil olarak kullanılmayan dile yabancı dil denir. Ülkeye gelen yabancılarla anlaşabilmek, yurt dışına çıktıklarında daha rahat yaşayabilmek için yabancı dili öğrenir insanlar. Kullandığımız üründen tutun da yapılacak olan küçük işlemlerde bile az da olsa yabancı dile ihtiyaç duyarız. Tüm dünyada ihtiyaç duyulduğu için milletler ortak bir dil arayışına girerler. Dünya üzerinde pek çok millet tarafından kullanıldığı için İngilizce ortak dil kabul edilir. Yabancı dil öğretimiyle öğrenciler sadece bir dil öğrenmekte kalmayarak farklı bir milletin kültürünü de öğrenmiş olurlar. Yabancı dil öğrenmek sanıldığının aksine uzun bir süreçtir. Yabancı dil öğrenmeye küçük yaşlarda başlamak daha başarılı olmak için bir adımdır. Nasıl olsa büyüyünce öğrenirsin. Şimdi dersini geçse yeter diye düşünmek oldukça yanlış bir bakış açısıdır. Okullarımızda yabancı dil öğretimi sanıldığının aksine sadece konuşma olarak sürmez. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma öğretimin birer parçasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilan edilen tazminat fermanından bu yana ülkemizde yabancı dil öğretimi vardır. Farsça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça bu diller arasındadır. Şu anda ilkokul çağında bulunan öğrenciler arasında okullarda İngilizce eğitim verilir. Yapılacak olan etkinlikler ünite, yıllık ve günlük plan çerçevesinde belirlenir. Somuttan soyuta İngilizce öğretimi yapılmasının maksatı öğrencilerin öğrendiklerini akılda tutmalarını sağlama amacıyla olur. Yabancı dil öğrenmek artık bir gereklilik haline gelmiştir. Yabancı dili yalnızca turistik gezilerde kullanma düşüncesi oldukça yanlıştır. Dil kullanımını yalnızca iletişim olarak düşünmemeliyiz. Dil kullanımı toplumla sosyalleşebilmemizi, başka milletlerle iletişim kurabilmemizi, ekonomimizi ve ticaretimizi yönetmemizi sağlar. Derslerde başarılı olma yönüyle değil, hayat boyunca başarılı olma yönüyle konuya bakmak daha motive edici olacaktır. Yabancı dil öğrenerek yetişen çocukların zihinsel anlamda daha iyi, daha hızlı kavrayan öğrenciler olarak görüldüğü söylenebilir. Dil öğrenimini gelecek yaşamları açısından değerlendirirsek, iş bulma olasılıkları ana dili ile iş bulmaya çabalayanlara göre daha fazladır. Dil öğrenmeyi etkileyen birçok faktör bulunur. Okul, ev,
arkadaş çevresi bunlardan bazılarıdır. Okul sistemli bir şekilde yabancı dil öğrenilmesini sağlar. Fakat sınırlı olduğunu unutmamalıyız. Haftada 30'ar dakika iki ders şeklinde düzenlenmiştir. Öğrencilerine model olan bir öğretmen çocukların dil öğrenimine önemli katkıda bulunur. Aile bir çocuğun zihinsel, psikolojik, bedensel, dilsel gelişimdeki en önemli yapıdır. Öğrencileri ailenin bir yansıması olarak görebiliriz. Günümüz olanaklarına göre değerlendirirsek, maddi durumu güçlü olan ailelerde çocukların yabancı dil öğrenme oranları daha fazladır. Fakat tamamen konuyu maddiyata yönlendirmek çok büyük yanlış olacağı gibi çocukların da hevesini kırabilir. Motive ederek maddi imkanları yok gibi ele alıp çocukların yabancı dil öğrenmesi oldukça mümkündür. Hafızanın güçlüğü yabancı dil öğretiminde önemli bir rol oynar. Her ne kadar eğitim sistemimiz ezberci olmasa dahi bazı kelimeleri ezberlemeden konuşabilmek mümkün değildir. Ezberlenen kelimelerin unutulması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir unutma ile karşılaşmamanın yolu günlük hayatta kullanmak ve geriye dönük sürekli tekrarlar yapmaktan geçer. Üniversitelerimizde derslerin yabancı dille verildiğini, bir oyun oynadığımızda yabancı dille karşılaştığımızı, birçok kitabın çeviri olmadan karşımıza çıktığını, dünya gündemini yabancı dille daha kolay takip edebileceğimizi düşünürsek, yabancı dil öğrenmek hem biz büyükler hem de çocuklarımız için oldukça önemlidir. Vefat eden ebeveynden sonra çocuğumuz için yapabileceklerimiz. Çocuklar için rol model olan ebeveynin hayata veda etmesi büyük bir yokluk oluşturur. Ölümü kabullenebilmek her yaştan insan için zorluk taşırken çocuklar için travmaya dönüşecek kadar zor geçer. En sevdiği yiyeceği yemeği bırakabilir. Görevlerini annem, babam olmadan hiçbir şey yapamıyorum diyerek reddedebilir. Çocuğun ölen anne babasının yerine rol model alabileceği birinin olması abi abla gibi oldukça önemli. Ölümden sonra çocuğu bu durumu anlatabilmek büyük önem taşıyor. Anne, baban şu nedenle aramızda değil. Maalesef artık gelemeyecekti. Böyle bir durumda üzülme, asla ağlama gibi önlemlerde bulunmak sağlıklı olmayacaktır. Çocuğa sarılın. Tüm samimiyetinizle onun rahatlamasını, ağlamasını sağlayın. Geleneklere göre evlerde uzun bir süre yas tutuluyor. Bu süre boyunca bir çocuğun büyük insanlar gibi yas tutmasını beklemek veya istemek sağlıklı değildir. Anne babası ölen bir çocuğun ilgilenmesi için farklı alanlara yönlendirmek çocuğa iyi gelir. Yaşıtları ile beraber spor yapması, zeka oyunları oynaması, sanatsal bir alana yönlendirilmesi çocuğun kendini ifade etmesini sağlar. Konuyla ilgili yapılacak olan hata çocuğun kendini acındırmasını sağlamak olur. Bu durumu insanların ona acıması ve istediğini yapması için kullandırırsanız ileride üzücü durumlarla karşılaşabilir. Ölümden etkilenmeyen insan olmaz. Depresyona girip yemeden, içmeden, fiziksel aktivitelerden kesilen çocuk olursa mutlaka profesyonel bir yardım alınmalı. Kişi öldü diyerek evdeki fotoğrafları, onun giydiği elbiseleri yok etmek yerine anılardan güzel şekilde bahsedilmeli. Babası ölen bir çocuk tek dayanağını annesi olarak gördüğü için onun arkasına sığınan ürkek bir çocuk haline gelebilir. Bunun önüne geçmek öncelikli olarak anne ve yakın çevreye aittir. Gelecekte bile annesinin korumasına ihtiyaç duyan bir kişi olmaması için anneleri olmadan da hayata tutunabilecek özgüveni onlara vermek gerekir. Yetim çocukların bakımlarının gene kendi ailesine devam etmesi uygulanabilecek en iyi yöntemdir. Baba öldüğü zaman annenin eve hapsolmasını ve yardıma muhtaç olmasını beklemeden bir iş olanağı sunmak aileye büyük katkı sağlar. Ailenin maddi kaygılarını çalışarak gidebilecekleri kurumlar ülkemizde vardır. Yetim bir çocuğa yapılabilecek olan maddi destek de çocuğun onurunun kırılmamasına, bu durumun bir eksiklik olmadığını düşünerek
destekte bulunulmasına dikkat edilmelidir.